The Guardian gazetesinde de sizden bahsedilmiş hocam bir haberde. Şöyle diyor, İngiltere'nin en tanınmış sol liberal gazetesinden The Guardian. Onun internet sitesinde dün yaratılışçılıkla ilgili bir haberde şöyle geçiyor isminiz. Geçtiğimiz hafta diyor haberde Cambridge Üniversitesi'nde uzman bir biyokimyacı ile konuşuyordum. Türkiye'de çalıştığı 1970'leri kapsayan süre boyunca yaratılışçılık kelimesinden tek bir söz edilmediğini söyledi. Günümüzde ise bu konu eski dünya yaratılışçılığını savunan, yaratılış atlası gibi tartışmalara yol açan ve yaygın biçimde dağıtılan kitapların yazarı olan Harun Yahya gibi kişilerin faaliyetleri sayesinde halk seviyesindeki tartışmalara hakim durumunda demiş hocam. The Guardian. İnşallah. Hoşuma gitti muhabbetleri. Bir de anlat bakayım. Haberde şöyle diyor. Geçtiğimiz hafta Cambridge Üniversitesi'nden uzman bir biyokimyacı ile konuşuyordum. Türkiye'de çalıştığı 1970'leri kapsayan süre boyunca yaratılışçılık kelimesinden tek bir söz edilmediğini söyledi. Günümüzde ise bu konu eski dünya yaratılışçılığını savunan, yaratılış atlası gibi tartışmalara yol açan ve yaygın biçimde dağıtılan kitapların yazarı olan Harun Yahya gibi kişilerin faaliyetleri sayesinde halk seviyesindeki tartışmalara hakim durumda. Hay maşallah diyor. Yani bu alemin delikanlısı o diyor yani maşallah. 70'lerde nasılmış? Verimi yokmuş ya. Yaratılışın diyor adı dahi anılmıyordu diyor. Öyle bir konu yoktu diyor. Darwinizm hakimdi diyor. Sonra efendim mübarek İstanbul'a gelince 1980 yılında tozunu dumanla birbirine kattı diyor. Evet Allah maşallah. İşte Mehdi talebeliği böyle olur. Maşallah. İnşallah. Ve kale haline geldi Türkiye elhamdülillah. Anket yapılıyor. Allah'a inanma oranı bütün Avrupa'ya göre en yüksek Türkiye. Tabii. Maşallah. Maşallah. Asya'ya göre de en yüksek Türkiye. Evrim teorisine inanmama oranı, yaratılışa inanma oranı en yüksek yine Türkiye. Maşallah.